Ahmed Er Rufai Hazretleri Hak Yolcusunun Düsturları Nizamül Has Fi Ehlil ihtisas Allah'a giden yolda ihtisas kazananlara mahsus nizam ve kaideler. Tasavvuf Tasavvuf şu esaslardan ibarettir. Ahlakı güzelleştirmek, yüce ve şerefli bir mizaç sahibi olmak, yüce Ulvi himmet sahibi olmak. Kimin ki ahlakı güzel, mizacı şerefli ve himmeti ulvi ise işte o sufidir. Aksi halde o kişi sufi değildir. İhvan bir ağacın dalları mesabesindedir. Ağaçsa mürşidi kamildir. Ağaçtan kopan dal kuruduğu gibi mürşidi kamilden ve ihvan topluluğundan ayrılan ve onlara muhalefet eden de kurur. Sofraya oturduğunuz zaman yemekleri aranızda müsavi bir şekilde dağıtınız. Hatta birbirinizi kendi yiyeceğinize iştirak ettiriniz. Kendi yiyeceğinizden diğer kardeşlerinize ayrıca ikram ediniz. Biriniz diğerinden daha fazla yemeye ve ona galip gelmeye kalkışmasın. Zira bu mevzuda galip olan gerçekte mağluptur. Hem unutulmamalıdır ki başkalarını kendine tercih edenler ve kendisinden önce başkalarını gözetenler övülmüş, sevaba gark olmuş ve Allah katında sevilmiş kişilerdir. Ayrıca yemek, himmetin şerefinin delilidir. Yemek hususunda başkalarını kendine tercih edebilenler ulvi himmet sahibi kişilerdir. Yemek hususunda Başkalarını kendilerine tercih edemeyenler, yemeye hırslı olanlar şerefli himmet sahibi kişi olamazlar. Sadece hırslı kişi olurlar. Kişi her daim kalbini temizlemeye gayret etmeli. Böylece insanların karşısına kusurlarla çıkmaktansa Allah'tan başka kimsenin bilmediği ayıplardan kalbini temizleyerek kusursuz olarak çıkmaya çalışmalıdır. Kimin ki kendi içinde bir iyilik çağrıcısı yoksa ona başkalarının iyilik çağırıcısı fayda vermez. Allah'a sanki onu görüyormuşçasına kulluk, ibadet et. Eğer sen onu göremezsen bil ki o seni görür. Tasavvufun övülen bir takım hasletleri vardır ki başlıcaları şunlardır. 1. Tevhid inancını her türlü şaibeden temislemek. 2. Başkalarının ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih etmek, diğer kam olmak. 3. Diğer kamlığı en tabi alışkanlık haline getirmek. 4. Mümin kardeşleriyle hüsnü muaşerette bulunmak, hoşça geçinmek. 5. Dinlemek ve itaat etmek. 6. Kendi istek ve ihtiyarını terk etmek. 7. Süratli idrak, kuvvetli muhabbet. 8. Hatıra doğan vesveselere bigane kalmak. 9. Allah'a raci hususlar hariç çokça sükutkar olmak. 10. Kazandığı ve sahip olduğu şeyleri kendinden bilmemek. 11. Malı mülkü biriktirip depolamamak, hayırlı işlerde harcamak. Sadık Sufi'nin bütün hareketlerindeki nişaneleri, alametleri şunlardır. 1. Mübahlardan faydalanmayı asgari hadde indirmek. 2. Faydasız ve lüzumsuz sözlere kulağını tıkamak. 3. Elinde emekle kazanılmış malı mülkü ve maddi imkanları bulunduğu müddetçe henüz ortada bulunmayan şeylere talip olmamak. 4 her işte ve her ahvalde gerçek ve mutlak tasarruf sahibinin Allah olduğunu bilmek ve onun iradesinin dışında çareler aramaya kalkışmamak. Dindarlığı, züht ve takvayı giyilen elbisede ve kılık kıyafette arayan sufinin işi müşkilleşir, zorlaşır. Sufi, başkalarını kendinden küçük gördükçe de kendi kusuru ortaya çıkar.'' Sufi vaktinin çocuğudur. Bu yüzden nefeslerinin her birini kibrit-i ahmerden daha aziz bilir. Günün ve zamanın her anında o ana uygun ameli işler. Hiçbir şeyi zayi etmez. Sonradan zararlı olabilecek bir söz sarf etmez. Konuştuğu zaman mutlaka hakkı söyler. Bilmeden konuşmaz. Mutlaka bildiği şeyi konuşur. Sükut ettiği zaman hilimle ve tatlılıkla sükut eder. Cevapta acele etmez. Hitap için hücum etmez, sert davranmaz. Kendisinden daha bilgili birisiyle karşılaşınca ondan faydalı bir şeyler dinleyip öğrenebilmek için hemen sükut eder. Hatadan sakınır. Yanılma durumlarına karşı dikkatli davranır. Bilmediği hususlarda asla konuşmaz.'' anlamadığı bahislerde münazaraya girişmez. İnsana ilk lazım gelen husus, iyilikleri işlemesini, kötülüklerden de sakınmasını ilk başta kendi nefsine emretmektir. Eğer bunları yaparsa ancak o zaman diğer insanlara iyilikleri emretmeli, kötülüklerden de onları sakındırmalıdır. Aksi halde şanı mübarek ve yüce olan Allah'ın şu kelamının oklarına hedef olur. Saf Suresi 2 ve 3. ayeti i Kerimeler Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyi başkalarına niçin söylersiniz? Kendinizin yapmayacağı şeyi söylemeniz, en şiddetli bir buza sebep olmak bakımından Allah indinde büyüdü. Bakara Suresi 44. ayeti i Kerime siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı da okursunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Eğer nefsleriniz hikmetten zevk alır ve ferahlık duyarsa zihinlerinizi onun yardımıyla peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetine ve aziz ve celil olan Rabbinizin kelamına çeviriniz. Eğer zihinleriniz Nebi Aleyhisselam'ın hikmetinden zevk alıp ferahlık duyuyorsa ve Allah'ın kelamıyla da nurlanıyorsa işte o zaman nefsleriniz bir hidayet üzerindedir. Eğer hikmet-i nebeviden zevk almıyor ve Kur'an'ın nuruyla da şereflenmiyorsa o takdirde nefs şeytanın yol arkadaşıdır. Bu takdirde tevbe ediniz, günahlarınızdan dönünüz, istiğfar ediniz, Rabbinize yönelerek kötü fiil ve hareketlerinizden vazgeçiniz. Nice ilimler vardır ki, semeresi cehalettir, bilgisizliktir. Nice bilgisizlikler de vardır ki, semeresi ilimdir. Kişiye gurur ve üstünlük iddiası getiren her ilmin semeresi halis cehalettir. İlmine mağrur olan ve kendisini başkalarından üstün gören her kişi halis cahildir. Şanı mübarek ve yüce olan Allah şöyle buyuruyor. İsra Suresi 85. ayeti kerime. Size pek az bir ilim verilmiştir. Sen mesela dil bilgisinde mümin kardeşinden daha bilgili olabilirsin. Fakat o da Sabırlı oluşunda senden daha bilgili olabilir. Sen fıkıhta ondan daha bilgili olabilirsin. O da salih ve güzel amelleriyle senden daha üstün olabilir. Sen fikir ve felsefenle ondan daha bilgili olabilirsin. O da hikmet bakımından senden daha bilgili olabilir. Sen münazara da ondan daha bilgili olabilirsin. O da. Hakikatiyle senden daha bilgili olabilir. Sen lügat, lisan bakımından ondan daha bilgili olabilirsin. O da güzel ahlakıyla senden daha üstün olabilir. Sen tefsir ilminle ondan daha bilgili olabilirsin. O da manevi, ruhi zevk sahibi olmakla senden daha bilgili olabilir. Sen hadis bilginle ondan daha bilgili olabilirsin. O da sıtkıyla senden daha bilgili olabilir. Sen, beyanınla ve düzgün, akıcı söz söylemenle ondan daha bilgili olabilirsin. O da hal olmakla senden daha bilgili olabilir. Sen, şiir sanatında ondan daha bilgili olabilirsin. O da ihlasıyla senden daha üstün olabilir. İnsan topluluklarında İlim çeşitleri çok geniştir. İlimler, yazılmış bulunan kitaplar, nazara itibara alındığı takdirde sınırlı ve mahduttur. Fakat yazılmış bulunan kitaplardan daha öteye gidildiği takdirde ilmin sonsuz ve hudutsuz olduğu görülür. Bu sebeple yazılan ilmin sonuna bile ulaşsan, yazılmayanlara bakınca kendi eksikliğini görürsün. Bu bahiste Rabbin şöyle buyurur. İnsana bilmediğini öğretti. İnsanlığın Efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen bir hadis-i şerifse şöyledir. Bazı hadis rivayet edenler vardır ki kendilerine hadis naklettikleri kişiler onlardan daha bilgilidirler. Hakikatleri tahkik edip öğrendikçe ilim ve irfanda geniş ol.'' Hakikatleri öğrendikçe ve maneviyatta derinleştikçe daha tahkik edici ol. Rabbine giden yolda yürürken dolap beygiri olma. Dolap beygiri yolun sonunda yine baştaki noktaya gelir. Benlik ve varlık geçidini ilminle, anlayışınla, aklınla, fikrinle ve istidlalinle kat et. Bazı kişiler sırf kötü tabiatlarının galebesi sebebiyle ibret alma yoluna karşı cahillik edip, ibret yoluna itibar etmediler. Kendi hevalarının zulmeti ve dalaletlerinin kesafeti sebebiyle de kurtuluşa eremediler. Yine bu kişiler, sırf kendilerinin bir cehaleti neticesi, hakiki fikir ehline karşı da cahilce davrandılar. Onlar, işte onlar, sefihlerin ta kendileridir. Fakat bunu bilmezler.'' Bakara Suresi 13. ayeti i Kerime'den Ey kardeş! Süratle en lüzumlu olan şeylere yönel. Allah dostları arasında bahsedilmene, meleği alada, Rabbinin katında da övülmene sebep olacak faziletlere yüksel. Ta ki yüce ahlaklı ve yüksek dereceli kişiler arasında güzel siyretli kişi olasın. Dünyada ve ahirette de hasletleri övülen kişilerden olasın. Kamil kişi eserleri kendisinden sonra devam edendir. Çalış. Kamil bir mümin gibi kendinden sonra güzel eserler bırakmaya gayret et. Hak e kemikleri altında toplanmıştır. Hasetkarların nefsleri onu yakinen bilirler. İnkarcıların kalpleri de onu itiraf eder. Hasetkarların nefslerinin senin hakkını ikrar etmeleri sana yeter. İsterse dilleri tutulsun, senin hakkını söylemesinler. Yine seni inkar edenlerin kalplerinin senin hakkını itiraf etmeleri kafidir. İsterse onların inkarcılıkları senin hakkını dile getirmelerine mani olsun. İşte bu hakkın şerefidir. Haklılar iftihar etsin, hak ehli sevinsin.'' Bir Ramazan bayramı gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada gördüm. Nuru, şanı yüce olan Allah'ın kainatının tamamını kaplamıştı. Selam ederek dedim ki, Salat ve selam senin üzerine olsun. Ey alemlerin ruhu, ey Allah'ın Resulü. Esselatu ve selamu aleyke ya ruhel avalim. Ya Resulallah. Allah'ın Resulü de benim selamımı alarak dedi ki: "Ve aleyke selam." Sonra ben sordum: "Ey benim sevgilim, bana ilimlerin en şereflisini öğretir misin?" Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana cevaben buyurdular: "İlmin en şereflisi Hakk'ın katında durmaktır." Allah'tan korkunuz. Takva sahibi olunuz. Allah bilmediklerinizi size öğretir. Allah'ım kullarının en şereflisi, en ekremi, hakka hakla yardım eden, hak ehlinin büyüğü, Resulün, peygamberin ve kulun Muhammed Aleyhisselam'a rahmet eyle. Onun soyunun ve ashabının tamamına da rahmet der eyle. Allah'ım onun vasıtasıyla bizi hakka irşad eyle. Onun bereketine bizi hak ehlinin seçkinlerinden eyle. Ey Rabbimiz! Bize kendi canibinden bir rahmet ver ve işimizde bizim için bir muvaffakiyet hazırla. Ey hak ehli! Her nerede olursanız olunuz, daima hakkı söyleyiniz. Her nerede bulunursanız, hakkı dile getiriniz. Batılıysa imha ediniz, yok ediniz. Daima hakka meyletmek suretiyle insanların gözünü açınız. Eğer siz hep hakka meyleder ve hakkın yanında yer alırsanız, sizin bu hareketiniz sebebiyle belki onlar da içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanırlar ve haktan yana meylederler. İnsanları Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyururlar. Allah'ın senin sebebinle bir tek kişiyi hidayete erdirmesi, sana kızıl develer bahşedilmesinden daha hayırlıdır.''